Bu parça din, birey ve toplum açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek gösterilemez? Din, toplumun huzur ve mutluluğunu amaçlayan ilkeler içerir. İnsanları bir arada, kardeşçe ve barış içinde yaşamaya yönlendirir. Allah katında herkesin eşit olduğunu, farklılıkların çatışmaya ve ayrışmaya yol açmaması gerektiğini belirtir. Peygamberimiz de bu konuda toplumsal ilişkilere zarar verecek yalan, iftira, zan, kıskançlık gibi kötülüklerden kaçınmalarını istemiştir. A şıkkı, müminler ancak kardeşler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Toplum içerisindeki huzuru ve barışı sağlamak amacıyla, mutluluğu sağlamak amacıyla kardeşlerinizin arasını düzeltin buyurulmaktadır. Dolayısıyla toplumun huzur ve mutluluğunu amaçlayan ilkeler içerir cümlesine örnek gösterebilir. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı da yasaklar. İnşallah aklınızı başınıza alırsınız diye size böyle öğütler veriyor. Adalet, iyilik ve akraba yardım etmek toplumun için olumlu bir davranıştır. Hayasızlıktan, kötülükten ve zorbalıktan uzak durmak da yine toplum için olumlu bir davranıştır. Dolayısıyla B şıkkı da örnek olarak gösterilebilir. Eğer borçlularlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz sadaka olarak bağışlamanız siz için daha hayırlıdır. Yani insanları sıkıştırmamak gerektiği, insanların borcu olduğunda, ödemeyemeyecek durumda olduğunda ona müsamaha göstermenin daha iyi olacağı vurgulanmıştır. Dolayısıyla değişik bir örnek olarak gösterebilir. Çünkü insanlar arası ilişkiyi düzenleyen bir kural gönderiliyor. C şıkkı, Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. Allah'ın en üstün varlık olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla birey ve toplum açısından değerlendirildiğinde örnek olarak verilemez. Çünkü toplumu ilgilendiren bir durum söz konusu değildir. Buna göre dinle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılır? Dinin kültürel ögeler içerisinde çok yakın ilişkisi olduğu alanlardan biri ahlaktır. Ve onlar arasında sıkı bir bağ vardır. Çünkü insanların yeme içmeleri, giyim kuşamları, ibadet ve dua şekilleri, olaylar karşısındaki tavır ve tepkileri üzerine belirleyici olan en önemli etmen dindir. Helal ve haram olan şeyler din tarafından belirlendiği gibi, sosyal ve kültürel hayatla ilgili bazı davranışları onaylayıp, bazılarını onaylamayarak toplumun değer yargıları üzerine belirleyici olmaktadır. Kültürel unsurları etkiler. Evet, kültürel ögeler içerisinde çok yakın ilişkisi olduğu alanlardan biri ahlaktır ve onlar arasında sıkı bir bağ vardır diyerek dinle kültürel unsurlar arasında sıkı bir bağ olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla birinci maddeye ulaşılır. Ahlaki ilkeleri belirlemede etkili olur. Toplumun değer yargıları üzerine belirleyici olmaktadır diyerek ahlaki ilkeleri belirlemede etkili olduğu ifade edilmiştir. Toplumsal hayatı etkiler, evet, sosyal ve kültürel hayatla ilgili bazı davranışı onaylayıp bazılarını onaylamayarak diyerek toplumsal hayatı etkilediği ifade edilmiştir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 yani D şıkkı doğru cevabımız olacak. Bu parçadan dinle ilgili yargıların hangilerine ulaşılır? Evrende kendine yer arayan birey sürekli bir anlam arayışı içindedir. Direkt ve dolaylı bir şekilde kendine ben kimim? Niçin yaratıldım, nereye gideceğim, dünyanın sonu ne olacak gibi sorular sorar ve cevap bulmaya çalışır. Din bireyin yaşamına anlam katar. İnancı sayesinde insan neye, nasıl ve ne kadar değer vereceğini bilir. Bu bilgi yaşamını kolaylaştırır. Din, ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine de cevap vererek ölümün bir son olmadığını ve ölüm sonrasında hayatın devam edeceğini haber verir. Bireyin hayatını birçok yönden etkiler. Evet, aklına takılan soru işaretlerini giderir, inancını sağlar. Neye ne kadar değer vereceğini bilir, nasıl değer vereceğini bilir, ahiret inancından haberdar olur. İnsanın anlam arayışını oluşturduğu sorularına cevap verir. Evet, ben kim, niçin yaratıldım, nereye gideceğim, dünyanın sonu ne olacak gibi sorulara cevap vermektedir. Sosyal hayatı düzenleyen bazı ilkeler sunar. Bu yönünden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla cevap A şıkkı 1 ve 2 olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu yargılardan herhangi biriyle ilgili değildir? İslam dini tevhidi vurgular, yani Allah'ın varlığı ve birliği inancını vurgular. İnsanlar din seçiminde özgürdür, yani cüz-i iradeyi vurgular. Dini inanma eğilimi yaratılıştan gelir, yani fıtrattan gelmektedir. Dinde zorlama yoktur, doğru elden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. İnsanların din seçiminde özgür olduğuna vurgu yapılmıştır. Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratmasında bir değişme yoktur.
İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğunu bilmezler. Dine inanma eğiliminin yaratıcıdan gelmesini vurgular. De ki Allah birdir, Allah samet, her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir. O doğurmamış ve doğrulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Tevhid inancına vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla sayacağımız 5 olacak. Göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardına gelişi gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. İnsanlar evrende var olan düzeni incelemesi gerektiği ve bunlardan ders çıkartması gerektiği vurgulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu soruya verilmiş bir cevap olamaz? Dinin evrensel bir gerçeklik olduğuna kanıtta nelerdir? Evrensel dediğimiz her yerde, herkes için ve her zaman geçerli olan demektir. İnsanlık tarihi incelendiğinde her dönemde ve her yerde inanan insan ve din gerçeğiyle karşılaşılır. Her dönemde ve her yerde olması evrensel olduğunu ifade eder. Arkeolojik kanıtlarda, tarihi kaynaklarda, ilahi kitap yazımlarında ve toplumların kültürlerinin dini motiflerinin varlığı yoğun olarak görülür. Bu da yine evrenselliği ifade eder çünkü geçmiş dönemlerde de, geçmiş kaynaklarda da dinlerden bahsedilmiştir. Edebiyatsız, sanatsız, servetsiz şeyler vardır fakat mabetsiz ve mabutsuz şeyler yoktur da yine dinin evrensel boyutunu bizlere ifade etmektedir. Ama din birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yönetmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Burada dinin amacı ifade edilmiştir. Dolayısıyla C şıkkı cevap olamaz. Tabloda numaralandırılarak verilen ayetlerden hangisi eşleştirildiği konuyla ilişkilendirilemez? Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Bağışlayan ve esirgeyendir. Allah'ın tek olması vurgulanmıştır. Tevhid demek de Allah'ın varlığı ve birliği demektir. Dolayısıyla eşleştirilebilir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O ise kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler. Dinin kaynağı. Hüküm sadece Allah'a aittir diyerek dinin Allah tarafından gönderildiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla eşleştirme doğrudur. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Dinin evrenselliği eşleştirilemez. Evrensellik demek herkes için, her yerde ve her zaman geçerli olan demektir. Ama açıklamada ayette Allah'a kulluk etmek vurgulanmıştır. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Allah'ın yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler. Ayette inancın fıtrat üzere yani doğuştan geldiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla doğru bir eşleştirmedir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Bu öncelerdeki ayetlerden hangilerine din toplum ilişkisi vurgulanmıştır? De ki namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi Allah içindir. Din birey ilişkisi vurgulanmıştır. Dolayısıyla birinci ayet olmaz. Bir şey ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun, doğru teraziyle tartın. Böyle yapmak sonuç itibariyle daha güzel ve daha iyidir. İnsanlara karşı adaletli olmamız emredilmiştir. Dolayısıyla din toplum ilişkisi vurgulanmaktadır. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Müminlerden bahsedilmiş dolayısıyla din toplum ilişkisini vurgulanmıştır. Rabbini överek tesbih et. Ondan bağışlama dile çünkü o tövbeleri daima kabul edendir. Kişi bazı olduğu için din birey ilişkisidir. Bu tarz sorularda din birey mi din toplum ilişkisi mi soruluyor? Dikkat etmemiz gereken nokta din birey ilişkisinde tek bir kişiyi ilgilendirecek, din toplum ilişkisinde insanlığı ilgilendirecek. Burada da insanlığı ilgilendiren 2. ve 3. ayettir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Bu parçada verilen mesajlar aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisiyle ilişkilendirilemez? Din iktisadi hayatta uyulması gereken belli başlı ilkeleri açıklar. İktisadi hayat, ekonomik hayat. Örneğin dinimiz insanları çalışıp emek harcayarak kazanç elde etmeye buyurur. En hayırlı kazancın insanın kendi elinin emeğiyle kazandığı olduğunu belirtir. İşçiye alnının teri kurumadan emeğinin karşılığının verilmesini emreder. Zor durumda olanlara borç verilmesini, borçluya kolaylık sağlanmasını, sözleşmenin yazıya geçirilerek kayıt altına alınmasını tavsiye eder. Pek çok soruna yol açan faiz, rüşvet, kumar, kara borsacılık, tefecilik gibi kötülükleri yasaklar. Alışverişe hile yapmanın, başkaları adına aldatmanın, ölçü ve tarihi eksik yapmanın günah olduğunu belirtir. İşçiye ücretinin alnının teri kurumadan verin. İlişkilendirilebilir çünkü işçiye alnının teri kurumadan emeğinin karşılığının verilmesini emreder diyor. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadak olarak bağışlamanın siz için daha hayırlıdır. Borçluya kolaylık sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla B şıkkıyla ilişkilendirilebilir.
İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarına tam onlara vermek için ölçüp tarttıklarına ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Ölçü ve tartıyı eksik yapmanın günah olduğunu belirtir diyerek D şıkkıyla ilişkilendirebiliriz. Ama C şıkkı oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya kendisine kötü söz söylemeye kalkışırsa ilk defa ben oruçluyum desin. C şıkkın oruçlu birinin nasıl davranması gerektiği ve belirtilmiştir. Dolayısıyla C şıkkıyla ilişkilendirilemez. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Din, insan hayatında çok önemli bir rol oynayan, tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima var olan evrensel ve köklü bir olgudur. Din, insanın doğuştan beraberine getirdiği fıtri bir duygudur. İnsanın sığınma, güvenme ve yakarma duygusunu ancak din karşılar. Din, içine düştüğü yalnızlık ve çaresizlik karşısında insana ümit, teselli ve güven sağlayan bir sığınaktır. A şıkkı din duygusu doğuştan mı gelmektedir? Bunun cevabını bulmaktayız. Fıtri bir duygu 4 denmiştir. Fıtri bir duygu doğuştan getirilen bir duygu anlamına gelir. Din insanın güven duygusunu karşılar mı? Güven sağlayan bir sığınaktır denilmiştir. Dolayısıyla C şıkkına cevabı vardır. Din olgusu insanlık tarihi kadar eski midir? Din insan hayatında çok önemli rol oynayan, tarihin bütün devirlerine ve bütün toplumlara daima var olan evrensel ve köklü bir olgudur denilerek D şıkkına cevabı verilmiştir. Din yanlış uygulamalarla özünden saptırılabilir mi? Bunun cevabı parça içerisinde verilmemiştir. Verilen cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? 1. İnsanlık tarihi incelendiğinde her dönemde ve her yerde inanan insan ve din gerçeğiyle karşılaşılır. Yani dinin evrenselliği vurgulanmıştır. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. 2. İnsandaki inanma ihtiyacı fıtridir. Fıtri demek insanların doğuştan getirmiş olduğu özelliklerdir. 2. cümlede inanma eğiliminin doğuştan geldiği anlatılmıştır. Doğru. 3. Din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur. Allah'ın varlığı ve birliği tevhid anlamına gelmektedir. 3. cümlede tevhid ilkesinden söz edilmiştir. Doğru. 4. Din ilahi kurallardan oluşan bir sistemdir. 4 cümlede din tarçısına değinilmiştir. Hayır, dinin içeriğine değinilmiştir. Bu yüzden de yanlıştır.